Selam arkadaşlar, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün günlerden 29 Ocak. Bugün ofum ve dolaşıyordum. Hani aklımda video çekmek yoktu açıkçası ama şu an karnım aç. Evde de bir şeyler hazırlamak istemedim. Marketten gittim, böyle sağlıklı bir çiçek aldım kendime. İçinde strawberry, cherry, guarana, flaxseed, plus vitamin, C, B, B vitamininin bir sürü çeşidi var. B1, B2, B3 ve B6'ymış. Ben gayet sağlıklı. Ben bunların tadını çok seviyorum. Genellikle yeşil olanını içiyordum ama bugün böyle canım şekerli bir şey istedi. Malum periyot dönemi. Her neyse, çok konuştum. Bugün farklı bir video yapmaya karar verdim. Şimdi karnım aç. Dediğim gibi dolaşıyordum. Ne yesem diye düşünüyordum. Aslında Pretty Ranger'dan yiyecektim avokadolu sandviç. Sonra dedim ki avokadolu sandviç her zaman kendim de yapıyorum zaten. Farklı bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Şu arkamda görmüş olduğunuz Whole Foods Market. Şu an okuyamadım. Onun turunu çekelim diyorum birlikte. Daha önce geldim, hani tatlı falan almıştım buradan ama hani burada hiç yemek yememiştim. Hep diyordum hani bir gün yiyeceğim. Demek ki o gün bugünmüş arkadaşlar. O zaman içeri girelim. Burada böyle küçük kukiler var arkadaşlar, brownie'ler var. Hemen bakıyorum, annesine birlikte bakıyorum. Her şey ev yapımı burada ve sağlıklı içeriği. Burada ne varmış? Raspberry'li, blueberry'li kekler var. Fiyatlarına bakıyoruz hemen. 4.50. Ben aslında havuçlu kek istiyorum. Ama bakalım şimdi neler yapacağız burada. Burada muzlu, cevizli kek var. Blueberry'li ve limonlu var. Portakallı var şurada. Walnut. Sanırım 3 çeşit burada çünkü başka ben göremiyorum. Tarçınlı gingerbread'li var. Gingerbread biliyor musunuz bilmiyorum. Büyük ihtimal dönmüşsünüzdür. Ha bir de şurada çikolatalı gördüm. Onlara da bakalım. Büyük ihtimal dönüşte bunlardan alacağım eve arkadaşlar. Evet, çikolatalı var. Ha burada farklı bir çeşit var. Vegan banana, muz, blueberry, limonlu. Evet, başka da çeşidi yok sanırım. Başka bir çeşidi yok. Evet, şu an gezelim. Burada neler görüyoruz? Aslında bu da güzel olabilir. Elma, tarçın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Blueberry'li, raspberry'li. Güzel. Fiyatlara da uygun. 4.50. Bakalım bu küçüklerin fiyatları ne kadar? Bunlar neden fiyatları yazmıyor? Belki de burada yazıyordur. Bakalım. Alerjiniz varsa bunu mutlaka belirtin diyorlar arkadaşlar. Evet, bunların da fiyatları 4.50. Zaten burada görebilirsiniz. Her şey burada sağlıklı. Kendilerini çekelim size. Şurada meyve suları var arkadaşlar. Ben yemek yiyeceğim dediğim gibi. Burada küçük böyle bir alan var ama burası kapatmış sanırım. Bilmiyorum. Burada da Little Moons var. Bunlar benim en sevdiğim tatlar. Bu Japon tatlısı arkadaşlar. The Mochi diye geçiyor. Belçikan çikolatası var. İtalyan hazırlatıyor. Ben bunların hepsinden tattım. Sadece şundan pistachio olmam daha önce yemedim. Favorim gerçekten tropical mango ve passion fruitlu ve tabii ki de çilekli olandan. Bu markası burada zaten burada çok ünlü. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Daha önce hiç görmemiştim. Daha sonra şöyle bir yer var. Ayrıca şöyle güzellik alanı da var burada. Sağlıklı, organik işte. Bunu da gezelim arkadaşlar. Burada tavuk var. Burada ne olduğunu bir kısmen domuzdur. Bugün specialmış. 8.49 pound. 2 tane alıyorsunuz. Burada böyle yemekler var. Bunlardan yemek istemiyorum açıkçası. Salmıyorum. Turkey'miş. Hindi arkadaşlar bu. Şu salmıyorum. Turkey. Fiyatları gayet uygun. Aslında şöyle. Biraz fiyatları pahalı. Çünkü tamamen organik alanında. Burada suşiler var arkadaşlar. Burası içecek bölümü ama bunlar da işte sağlıklı bölümü ama bunların içeriğinde şeker var. İşte indirim gördüğünüz gibi sale yazıyor burada. Ama bizi ilgilendiren bunlar değil. Kombuçası çok güzel bu arada buranın. Görebiliriz arkadaşlar. Böyle yemek bölümü. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum çünkü insanlar sırada. Hepsi bütün yemekleri çekiyorum şimdi size. Ben şunu denemek istiyorum. Bir de bunu denemek istiyorum. Butternut sütlaçlıymış bu. Bu da makarna peynirli. Onları deneyeceğim. Burada çorba bölümü var arkadaşlar.
small ya da big olanını seçiyorsunuz. Ekmek isterseniz 75 penny. Burada ne çorbaları var? 3 tane çorba var. Kokonatlı çorba var. Chicken çorbası var. Aha, burada bir de beef çorbası vardı. Ama onu kaldırmışlar sanırım, bitti. Evet, salata bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi satıklıyız. Sarma gördüğünüz gibi. Her yerde ünlü. İsim de böyle geçiyor. Stoffed Dolmas Wine Leaves. Burada soslar var. Bunların hepsi dediğim gibi sağlıklı. Ben şu an buraya da geçelim. Heh, bir de şunu yiyebilirim. Kinoa salatasından. Çok ünlü olduğunu, yani tadının güzel olduğunu duymuştum. Ben dediğim gibi hiç burada yemek yemedim. Burada oturup yemek yemedim. Ikea gibi bir şey alıyorsunuz. Gramaj olarak satılıyor. Gramajını tarttırıyorsunuz. Ve daha sonra paramız ödesi yiyorsunuz arkadaşlar. Burada genellikle sağlıklı şeyler var. İşte sağlıklı cipsler vesaire. Bakın burada neden yapılmış var. Görüyorsunuz nohuttan yapılmış var. Başka ne gösterebilirim size? Bir sürü çeşitleri var. Öyle. Güzel yani. Bakalım hemen bu neymiş. Beetrootlu, havuçlu, parsnip. Parsnip'in Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Parsnip. Gerçekten beetroot, pancar, karot, havuç. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Böyle. Parsnip şu arkadaşlar. Bunun Türkçesini bilen varsa lütfen bana yazarsa sevinirim. Burada çok ünlü. Genellikle sağlıklı dükkanlar, işte sağlıklı yemekler, yiyecekler ya da atıştırmalıklar satan yerlerde genellikle beetroot, sweet potato, karot ve parsnipli yapıyorlar bu cipsleri. Atıştırmalıkları. Konuşamadım. Öyle. Bakalım şimdi ben ne alacağım. Olarak alacaksınız. Yani burada yiyeceksiniz. İki çeşit tabakları var arkadaşlar. Bu görecek misin bilmiyorum. 600 ml'lik. Bu da 950 ml'lik. İki tanesinden birini seçiyorsunuz. Ve her zaman taze oluyor. Hatta burada bakın altın ısıtmalı. Her zaman buhar üstünde oluyor. Arkadaşlar salata bölümüne böyle bir şey yapmışlar. Eğitim alırsan 100 gramı 1.91. Takeaway alırsan 100 gramı 1.59. Ben de Türk olarak neden takeaway almayayım dedim. Böyle kinoalı salatadan alıyorum. Kinoalı salatanın içinde neler olduğu burada yazıyor. Bir de raw salattan alacağım arkadaşlar. Evet, böyle görünüyor görüntüsü. Eğitim olanları bakın nasıl tutaştı. Bir de normal makarna aldım. Kremalı ve peynirli. Arkadaşlar bunlar için 10 pound 20 penny ödedim. 10.20. Birazcık da üstüne balzamik sirke ekledim. Öyle. Şimdi böyle masam bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları yiyeceğim. Bu kadar da kısa bir video oldu. Tatlarına şimdi hemen birlikte bakalım isterdim ama maalesef telefonla çekim yapıyorum. Kamerayla çekim yapmıyorum. O yüzden bu kadar yakınız. Sabitleyecek bir yerde yok kamera olmadığı için. Telefonu tutup hani böyle bir yere koyamam. Belki hani meyve suyuna koyabilirim. Hani yerken çekebilirim ama bilmiyorum. Öyle. Rujum büyük bir ihtimal gidecek. Az önce Boots'ta denemiştim bunu da. Beğendim L'Oreal. 10 pound'u almadım çünkü bende 3 tane kırmızı ruj var ve sürekli kullanan biri değilim. Hani işte böyle özel günlerde dışarı çıktığımda falan bazen sürüyorum. Bazen yakıştırıyorum, bazen yakıştırmıyorum. Her neyse bu kadardı market alışverişi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.